Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 2021 çok zor geçti arkadaşlar. Öyle. Umarım 2022 bu kadar bam bam çekim yapabilir miyiz güzelim benim? Hadi gel, hadi senin bam bam özel olacak bir tane, tamam. Bahsettiğimiz gibi 2021 çok zor geçti. Umarım 2022 daha güzel geçen bir yıl olur diyerek videomuza başlayalım. Konsepte uygun, birazcık kırmızılara bürünmüş durumdayım. Umuyorum ben de Deniz'in dediği gibi bu yıl herkes için çok sağlıklı, bereketli bir yıl olur. Umarım bu virüsün de çok daha azaldığı bir yıl olur. Pek görüntü öyle göstermiyor. Son dönemde vakalar artıyor. Biz burada gerçekten uzağız. Bu bizim büyük şanslarımızdan biri. Haberlerde izlediğimiz kadarıyla metropol şehirlerde durum biraz karışık. Dikkat edin lütfen. Dikkat edin. Maskesiz dışarı çıkmayın. Aşılarınızı yaptırın arkadaşlar. Bu arada videonun başında bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun. Tavsiye edin bize, arkadaşlarınıza. Çünkü hep söylüyorum, ilk 1000 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz hala. O yüzden destekleriniz bizim için önemli. Videolar hakkındaki yorumlarınızı da merak ediyorum. O yüzden yorumlarda buluşalım diyorum yine. Burada bir öneriniz, bir tavsiyeniz varsa bunu yorumlara yazmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu bölümümüzde yine bir panorama bölümü yapmaya karar verdik. İkinci kez panorama yapıyoruz. 2021'i değerlendirdiğimiz ve 2022 ile alakalı da neler planlıyoruz, neler yapacağız, onlarla alakalı birazcık sizinle bilgi paylaşacağımız bir bölüm video olsun istedik. Evet. Geçen sene Ocak ayında tam bu zamanlarda bizim aklımızda böyle bir taşınma planı yoktu bile. Evet. Daha böyle bir plan yapmamıştık. Şirketimizi yeni kuracaktık. Daha şirketimizi kurmamıştık bile. Fund'ı kurmamıştık. Şirketimizi kurmak için muhasebeci arıyorduk. Çok radikal bir karar aldık aslında. Yani yaptığımız iş bize böyle metropolden uzaklaşma şansı verdi. Şirketimizi kurmak bu anlamda bizim için çok ciddi bir avantaj oldu. Daha önce de söylemiştim, bu emeklilik hayaliydi bizim için. Çok daha erkene çekmemizi sağladı online satış işine girmiş olmak. Nedenle de bu fırsatı değerlendirmek istedik. Bu hem Mia için, hem köpeğimiz için, hem bizim için, hem de şu korona döneminde bizim için inanılmaz derin bir nefes almamıza neden oldu. Yani her türlü sağlığımız için aslında. Hem evet, akıl sağlığımız hem de vücut sağlığımız için çok iyi oldu buraya gelmek. Bir gün
Ben trafikte bu kararı verdim. Biz Bostancı'da oturuyorduk. Biz zaten önceki videoyu izleyenler takip ediyordur, biliyordur. Bostancı'dan Bayrampaşa'ya mal almaya gidiyordum. Normalde hani 20 kilometre, 25 kilometrelik yol kaç saat sürebilir? 3,5 saate gidince, o gün de ekstradan bir trafik vardı. Artık bu şehirde yaşanmaması gerektiğini bir şekilde kendim anlamış oldum. Yolda böyle bir karar verdim ve geldim akşam evde bunu Filiz'e açtım. Evet ya, videolarımızı İstanbul'dan izleyen insanlar zaten ne demek istediğimizi çok iyi anlıyorlardır. Gerçekten trafik ömür törpüsü ya. Gerçekten çok zor bir şey. Yaşam kalitenizi çok düşüren bir şey. Zaten tüm gün çalışarak geçiriyorsunuz. Evinize ulaşmak için sabırsızlanırken çok büyük bir zaman yolda geçiyor. Kayıp bir zaman. O nedenle evet, iyi bir karar oldu bizim için. Hatta şöyle, tabii ki bir tek trafikten dolayı taşınmak istemedik. Evet. Aslında birçok etken vardı. Trafik bunun son damlası oldu aslında. Üstüne böyle son damlayı damlatan olumsuzluk oldu diyelim. Birçok kişinin zaten ya köyü vardır ya tatile böyle daha hani kırsal yerlere gitmiştir, orman tatilleri yapmıştır. O yüzden az çok ne demek istediğinizi zaten çok iyi anladığınızı biliyorum ve nasıl bir durumdan kaçtığımızı, neden kanalın adının İstanbul'dan kaçış olduğunda İstanbul gibi büyük metropol şehirlerde yaşayan insanlar zaten tahmin ediyorlar ve anlıyorlar. 2022 ile alakalı yapmak istediğimiz şeyler var. Buranın nimetlerinden daha fazla faydalanmak istiyoruz. Çünkü buraya geleli biz çok uzun zaman geçmiş gibi hissetsek de aslında çok daha kısa bir zaman oldu. Ne yazı dolu dolu yaşayabildik ne kışı görebildik. Şu an tam böyle mevsim geçişinde bir yerdeyiz. 3 ay bitti. Evet. Buraya geleli 3 ay bitti. Aynen öyle. Kış nasıl geçecek? Yazın nasıl değerlendireceğiz? Yani daha çok muamma. Bir şekilde planlar yapıyoruz ama tabii şu anda hepsi varsayım tadında. Yeni yılda İstanbul'dan arkadaşlarımız geldi. Aslında Filiz'in kardeşi, evet, eşi ve onun kardeşi geldi. Burada yılbaşını birlikte kutladık. Güzel bir yılbaşı ağacı süslemiştik. Demiştik, o yılbaşı ağacının altında güzel dileklerle birlikte yeni yıla girdik. Bizim için çok keyifli bir akşam oldu. İstanbul'a mesafesi olan bir yerdeyiz. Çok uzak olmasa da yine de bir mesafe var. O yüzden yalnız mı geçireceğiz burada ilk senemiz Sakarya'da derken neyse ki işte kardeşim, eşi bizi ziyaret etti yani onun kardeşi, evet. Çok teşekkür ederiz onlara buradan. Bizim için gerçekten çok keyifli bir akşam oldu. 2022 ile alakalı yapmak istediğimiz şeyler, ulaşmak istediğimiz noktalar, elde etmek istediğimiz şeylerle alakalı aslında böyle masa başı güzel bir hayal panosu yapmak istiyorum. Bunu sanal şekilde de yapıyorlar ama ben bunu böyle kartonla falan böyle daha farklı aktivite şeklinde yapmak istiyorum. Önümüzdeki video belki de öyle bir video olur ya da bir sonraki. Yani yeni yılın daha başlarında bunu yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten bir şeyler olmuş gibi ya da hedeflerinizi belirlemenin, olmuş gibi davranmanın hedeflerinize ulaşmakta çok büyük etkisi olduğunu biliyorum. O yüzden de bu sene ilk defa bunu deneyeceğim. Bakalım neler olacak. Hah, diyorsun. Bir dakika. Tamam. Mia biraz tedirgin tavuklardan dolayı. Elinde yemek varken onunla biraz böyle sıkıştırdılar kenara tavuklar. Mia kaçış modunda şu an. Yalnız şöyle bir durum sık sık yaşıyoruz. Neden bilmiyorum. Nazar değiyor. Bunu evet bir kıracağız bir yerde diye düşünüyorum ama sürekli takvimimizin şaşmasına neden olacak bir şey yaşıyoruz. Bu defa da Deniz parmağını kesti. Tamam, tabii buradan belli olmaz ama ben size şimdi bunu videolarla göstereceğim. O kadar şey yaptık, hiçbir şekilde zarar görmedim. O kadar çivi çakma, o kadar testereyle uğraşma. Kargo hazırlarken biz hediye de gönderiyoruz. Hediye gönderdiğimiz hediye kartlarını kesiyordum falçatayla. Cetveli de kesip oradan parmağımın da bir kısmına girip falçata durdu. Tabii hemen gene tetanoz aşıları, işte sağlık ocakları bir koşturmaca başladı ve elimi birkaç gündür kullanamadığım için bugün ilk defa sargısını çıkardım. Yine tam ucunda his yok ama en azından kullanabilmeye başladım elimi. O yüzden işte kümesin bitmesi gibi, ne bileyim ateş çukuru gibi, işte Bambam'la ilgili özel bir bölüm gelecek, köpeklerle ilgili bir bölüm gelecek. Onunla ilgili videolarımızı da bu hafta çekip ilerleyen günlerde evet, paylaşacağız. Birkaç gün gerçekten çok ağrısı vardı. O nedenle de işte yapmak istediğimiz şey mesela işte ateş çukuru sekteye uğramış oldu. Yılbaşını yetiştirmek istiyorduk onu aslında. Evet yani. Yılbaşında İstanbul'dan gelen misafirlerimizle çevresinde oturup güzel bir gece geçirmek istiyorduk ama evde güzel bir gece geçirdik. Artık bir dahaki gelişlerini. Zaten şey yağmur da vardı. İstanbul ne durumdaydı bilmiyorum ama karı göremedik. Yani kar yağmadı yılbaşında ama soğuğu vardı bayağı soğuktu ve yağmurluydu.
Burada tepelerde kar var, görüyoruz yani gezerken ama bulunduğumuz yerde kar yok. Yağsa güzel olurdu aslında, şöyle yumuşak bir kar yağsa çok keyifli olabilirdi. Artan bu doğalgaz fiyatlarıyla, yani yılbaşı akşamı direkt bir haber geldi, %50'ydi galiba değil mi? %50 doğalgazın artması. Aslında ne kadar iyi yapmışız da buraya gelmişiz dedirttiren sebeplerden bir tanesi daha oldu. Çünkü doğalgaza para vermiyoruz gerçekten. Ocağımız elektrikli olduğu için. Gerçi elektriğe de %25 geldi. Çok değişen bir şey yok ama. Yani bilmiyorum, herkes için gene bir kolay bir yıl olsun. Zorlaşmasın, kolaylaşsın her şey. Ama ne yazık durum ki... Durum pek öyle gözükmüyor ne yazık ki ama. Biraz kötü gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. O yüzden herkes bence hazırlığını yapsın. Mümkünse borçlanmasın, kredi kartlarını şişirmesin. Çünkü ilerleyen günler gerçekten ülkemiz için biraz zor geçecek gibi gözüküyor. Herkesin buna biraz hazırlıklı olması lazım. Yıl sonuna yakın bende böyle farklı bir bakış açısı mı diyeyim, farklı bir algı oluştu. Nazar için eve ada çayı, defne yaprağı yakmalar, işte bereket için nar patlatmalar gibi şeyler, ufak ufak böyle ritüeller ilgimi çekmeye başladı. Birazdan da bu yıl için, yani 2022'nin bizim için en azından hanemize bolluk, bereket getirmesi için evet nar patlatacağız. Videonun sonunda nar patlatarak bitirdik. Arkadaşlar, hayallerinize kavuştuğunuz, amaçlarınızın peşinden koştuğunuz, peşini bırakmadığınız bir yıl olsun diye diliyorum. Bizim için gerçekten hayal olan bir şeydi. Böyle bir yerde hayatımızı yaşamak, çünkü ikimiz de düzenli işine giden insanlardık ve hayat bizim için bir anda bambaşka bir yol almaya başladı. Gerçekten su aktı, yolunu buldu gibi oldu. Umarım sizin de hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz bir yıl olur. Bizim ailelerimizden gelen bir yardım yok veyahut da bize kalan bir şey yok. Biz sadece iki kişi kendi çalıştığımız şeylerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İkimiz de çok genç yaşlardan beri, erken yaşlardan beri çalışıyoruz. Yani ben 17-18 yaşımda başladım. Filiz daha da erken aslında. Bir gün bu hayat hikayelerimizi de size açarız, anlatırız. Oralarda da çok güzel maceralar var. Çok güzel hikayeler var. Çok erken çalışmaya başlayıp 30'lu yaşların neredeyse ortalarına kadar o tempoyla çalışmaya devam ettik. Ve bizim için de başka bir gerçek yoktu. Bizim için de tek gerçek oydu. Çalışacağız, eve geleceğiz, tekrar işe gideceğiz. İşte kredi çekeceğiz, istediğimiz bir takım şeyleri alacağız, onları ödemeye başlayacağız. İşte sonra daha büyüğü olacak. Bu başta cep telefonu, sonra araba, belki sonra ev ve çok farklı bir şekilde ilerleyen bir hayatımız olacak diye düşünüyorduk. Ama biz bunu karı koca olarak, birbirimize destek olarak, birbirimizin arkasında durarak hayallerimize ulaşmak için adımımızı attık ve burada da başarılı olduk. Baktığınız zaman biz 2021 yılı içinde hem iş kurduk, hem çok radikal hayatımızda bir değişiklik yaptık ve şehirden köye taşınmış olduk. Köy hayatına adapte olmaya çalıştık. Çalışıyoruz, hala devam ediyoruz. Bunu biz yapabildiysek arkadaşlar, siz de yapabilirsiniz. Bunu bir tek İşte köyden şehire taşınmak olarak algılamayın yani. Bu şehirden bizim hayalimizdi. Köye. Ben de dedim. Köyden şehire. İşte tersi de olabilir. İnsanlar farklı şeyler de istiyor olabilir. Yani bir tek böyle taşınma gibi algılamayın. Yani sizin hayaliniz neyse buna ulaşmak için gerçekten çabalarsanız, isterseniz, arzularsanız ve uğraşırsanız buna ulaşabilirsiniz. Bizim için gerçekten çok zor bir, aslında çok gerçekten zor bir süreçti. Yani zor derken sürecin kendisi zor değildi. Bu kararı almak zordu, bu kararı uygulamaya başlamak zordu. Çok değil, şundan 1,5 yıl önce böyle bir şeyin hayalini kurmak bizim için imkansız gibi bir şeydi değil mi? Evet. Yani hani bunu çevremize anlatmak çok zordu. Çünkü çevremizden de bize ya nereye gidiyorsunuz, manyak mısınız, öyle şey mi olur, yapmayın. Sizin için uygun değil diyenler çok oldu. Sizin için uygun değil, yapamazsınız, evet. Yok MİA'yı düşünün, çok olumsuz olur, yok köyde mi okuyacak kızınız. Ya kızımız daha okumuyor zaten, okuyana kadar. Hayat bakalım bizi nereye, bizi nereye götürecek, ne olacak onu da bilmiyoruz. Ama yani kimseyi dinlemeden şu 2021 yılında bu hayalimizi gerçekleştirmek için adım attığımıza ben çok mutluyum. Aile olarak da biz uyumlu bir aileyiz. Çoğu evlilikler için herhalde bizim şu an yaşadığımız düzen çok zor olabilir. Çünkü biz 7-24 birlikteyiz. Hiç ayrılmıyoruz. Her şeyimizi birlikte yapıyoruz. İşimiz birlikte. Zaten benim çevremde de çok affedersin. İnsanlar genelde şey diyor. Tüm gün eşinle aynı evde olmak çok zor bir şey değil mi? Hani çok tatsızlık çıkar. Sabır biraz çatlama noktasına gelebilir. Gün boyu ayrı olduğumuz tek yer, ben ilçeye gittiğim zaman. Yarım işte saat, bir saat. Yarım saat, bir saatler. Şimdi ufak bir yerde yaşadığımız için burada bizi takip eden de çok. Yani şu an 700 küsürler, 800'e ulaşmak üzere takipçi sayımız, abone sayımız. Herhalde bunun bir 200'ü sırf zaten buradan bu çevredir diye düşünüyoruz. Çünkü ben daha çok ilçeye gittiğim için Filiz gene ona çok maruz kalmıyor. Yani ben ilçeye gittiğim için bol bol yolda yürürken birisi çevirip abi sizin YouTube kanalınız var değil mi? İşte biz izliyoruz severek. İşte merhaba
denmesi, minibüse binerken durdurup birisini minibüsten kafayı içeri sokup abi biz sizi izliyoruz. Hani insana gerçekten çok farklı hissettiriyor. Bu İstanbul'da olsaydık herhalde hani bunun bu hale gelmesi bayağı bir sürerdi yani. Milyon izleniyor, milyon takipçi olması lazımdı. Milyon takipçi olması lazımdı. Burada bir takım şeyleri de daha çok yaşayabiliyoruz, daha çok görebiliyoruz. Videomuzun sonuna gelirken biz narlarımızı kırmaya gideceğiz arkadaşlar. Tekrar söyleyelim, videonun başında söyledik ama burada da söyleyelim. Abone olmadıysanız abone olmayı, bildirim zillerini açmayı. Lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna tıklamayı unutmayın. Evet, yani 1000 kişiye ulaşmamıza yardım eder misiniz lütfen? yani daha 200 kişiye sanıyorum ortalama 200 kişiye ihtiyacımız var. Yani 1000 tabii ki sadece bir adım. Sonra 10.000, 100.000, aynen öyle. Milyon olarak devam edeceğiz inşallah. Ama hep zaten söylenmişti izlediğim videolarda da, yani bu konuyla alakalı araştırmalarımda da edindiğim şey. 1000 kişiye ulaşmak gerçekten zor. Biraz daha fazla zaman alabiliyor. İzlenme saati de çok zor denmişti. İzlenme saati bizim çok kısa sürede ulaştığımız bir şeydi. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Evet, 2022'nin bereketli geçmesi için demiştik. Nar kırma ritüeli yapacağız. Biz böyle bir şey yapıyoruz. Hadi gidelim. Narlarımızı kırmaya giderken hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın, takip etmeyi hoşça kalın. Unutmayın. Ay patlar mı ya? İnşallah patlar. Hadi at bakalım. Sen batmayalım. Güzel. Oh. Haydi bismillah diye. Bebeğinin boku çıktı. Nar suyu oldu. Tamam. Bereketin patladığı bir işte böyle. Ay ne tatlı, böyle çok şaşırıyorum.